Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin selavat. <laughs> Cenab-ı Hak tefikini rıfık eylesin. Hizmet-i imaniye, de ayağımızı kaydırmasın inşallah. Kardeşler, sözler 402'de Üzebbihu üzebbihune ebna ekum ve yestehyune nisa ayeti. Beni İsrail'in, İsrail Filistin çocukları niye kesiyor daha çok? Yaşlıları değil de çocuk çocukları öldürmesindeki hikmet ne? Ne yazıyor kitaplarında? Oradan gireceğim. Tuhaf konu değil mi? Hiç böyle olmamıştı. Yani çocuk üzerine katliam yapan bir savaş yoktur. Tarihte bir tane vardır. Tarihte çocukları öldüren kral kimdi? Firavun değil mi? Niye öldürdü? He? Tahtını sonlara gelmesin. Kainler dediler ki bir erkekler şey tahtını tarumar edecek. Tarumar edecek. Şimdi Yahudiler Arya Şarun'a sormuşlar gebermişe. Sizin Müslümanlar sizin hakkınızda e, ortadan kaldırılacağını, silineceğini söylüyor ayette. Diyor ki çok ilginç. Doğrudur ama bu Müslümanlar değil. Bu doğrudur. O kalkacak Yahudi biz değiliz. Kaldıracak Müslümanlar da onlar değil. Kim? Gelecekte gelecek. O gelecekte İsrail ortadan kaldıracak Yahudi, ortadan kaldıracak. Çocuk gelmesin diye çocukları katlediyor. Bunu tarihte Firavun yapmıştı. Anladınız mı? Öyle yazıyor. Beni İsrail'in yani akıl almıyor değil mi? Adam alıyor kafası bilerek yapıyor. Türkiye ne ile yapıyor? Derdi o değil ki. Çünkü başka bir ayette Ustad Şualar 725'te 14. surenin 4. ve 5. ayette bahsedilen arz-ı mukaddes var. 5. surenin 21. ayette iki salih kula arz-ı mukaddes onları arz-ı mevut uydurma. Bu ayete mukabil arz-ı mevudu çıkarttılar. Arz-ı mukaddes verilecek iki tane yiğit. Bu iki tane bu arzı mukaddes neresidir? Bu iki millet kim? İki milleti de Kur'an söylüyor. Bunu Risale-i Nur'da 725'te onu da söyleyeceğim. Tuhaf tabii. Arz-ı mukaddes vaat ediliyor. Nerede? 5. sure. Maide suresi 23. 21. ayette. 23. ayette Elbabı geçeceksiniz diyor. Elbab o kapıyı Ondan sonra sizi kimse çıkartamayacak oradan diyor. İki adam geçecek diyor. İki adam Allah'tan korkan iki. İman, hayat, şeriat. Hayat ve şeriat imamları oradan çıkacak. Arz-ı mukaddesin mekanını söylüyorum. Alimlerden söylediklerini naklediyorum. Bu işte benim kafam çalışmaz. Ben yalnız Risale-i Nur gözüyle bakarım. E, pergelinizin ucunu şama koyun öteki ucu Maraş'ın Ahır Dağı'na kadar olan bölge. Pergeli ucu Şam'a koy. Öteki ucu kalemi Maraş'ın Ahır Dağı'na kadar. Çiz böyle. Buranın adı Kur'an'ın 5. sürenin Maide suresinin 21. ayde Arz-ı Mukaddes diyor. Bu iki tane salih kula verilecek. Bu iki tane salih Tavsif etmiyor Risale-i Nur gözüyle. Ben şahıslara fazla takılmadığım için siyasi iki kişi gözüküyor. Ama ben şahıslara takılmadığım için iman, hayat, şeriatın temsilcisidir. iman hizmetini yapan Risale-i Nur'dur. Hayat ve şeriat oradan patlayacak. Orada karşı karşıya gelinecek arz-ı mukaddesmiş. Allah'ın iki salih kuluna verileceğini söylüyor. Şeyde 7. sürenin, ondan sonra Risale'de okuyacağım. 137. ayette bereketli kılınan şehir, Şam. Allah'ın salih kullarına verecek, Bu salih iki tane kulun temsil ettiği yani yönettiği iki millet var. Türk milleti ve Kürt milletiymiş. Bunu 14. sürenin 4. ve 5. ayetinde Ustad 7, 725 şualarda alimlerini kaybeden tü, Kürt milleti diyor savaşta. Yalnızlaştı diyor. Onun için sendelemesi 1. Şua'da geçiyor. Kürt milleti alimlerini kaybetmiş. Savaş. Ustatlar savaştı ya. Trakya niye biraz dine soğuk gibi devamlı Balkanlarda savaştıkları için savaşan da imanlı olur. Cihat ruhu olur. Allah'tan korkan olur. Sefik savaşır mı? Savaşmaz. Dolayısıyla Trakya, Osmanlı'nın Konya'dan vesaire doğudan dahi getirdiği kahraman, kahraman alimler veya o Müslümanların, şuurlu Müslümanlar koymuştu. Onlar savaştığı için devamlı Ruslara, Sırplara, Bulgarlara, Bizans'ı vesaire. Onlar da alimleri hele Çanakkale'de İngiliz'in dediği gibi Olsun geçmesin Çanakkale ama milleti bitirdik dedi. Çünkü okumuş tıp talebeleri Osmanlı'nın mezun olan talebeleri komple cepheye gidermiş. Bilim insanları giderdi şehit olurdu. Böylelikle tahsilli nesli yok, ede, yok ediyorsun. Bu iki millet savaşacak. Çok gariptir. Allah'ın izniyle o zaman söylemiştik. Bir sene önce savaştan İsrail'den önce. Gazze'de savaşanın Araplar azdır. Harzemi, Harzemi Türkler ve Kürtleri götüren şey, Eyüp, şey neydi? Selahaddin Eyyubi. Dönerken o orduyu geri getirmedi. Selahaddin Eyyubi. Gelen çok azmış. Tarihi bilgi veriyorum. Masada yazılan tarihte bahsetmiyor. Savaştaki, meydandaki tarihte bahsediyorum. Selahaddin Eyyubi, Allah gani gani rahmet etsin. Allah. Allah şefaati namazı eylesin. Mescidi Aksa almadıkça gülmeyeceğim diye gülmeyi kendisine haram eden bir zattır. Kürt milleti daha çok şeydi e, askeri ve cihadı yaptı. Geri çoğusu gelmedi. Onların çocuklarıdır Gazze'de olan. Ve Celaleddin Harzemşah da orada orduyu geri yetimi onlar da Harzemi Türklerdir. Zaten dikkat ederseniz öteki tarafta Ramallah tarafında Mahmut Abbas'ın tarafındakiler Yunanistan'dan gelen Müslümanlaşmış Rumlardır asıl. Dolayısıyla onlar Yunanistan Avrupa oraya sahip çıkar. Araplar iki tarafa da sahip çıkmaz çünkü İngiliz kumandası altında olduğu için. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın evi çöp halindedir. Çok kötü bir haldedir doğduğu ev. Ama 100 seneden beri İslam'ı parçalamak için uğraşan meşhur münafık kimdi? Lawrence. Lawrence. Evi Muzedir. Sudarabistan'da Muzedir. Allah'ın izniyle. Şimdi bu birkaç tane de bilgi vereceğim. Merak ettim. Beni İsrail'in oğullarının kesilip kadın ve kızlarını hayatta bırakmak bir firavunun zamanında yapılan bir hadise unvanı ile. Yahudi milletinin ekser, ekser, memleketlerde her asırda maruz olduğu mutadit katliamları kadın ve kızları hayatı beşeriye ise de oynadıkları rol yani kadınları kullandığını söylüyor. Ee, nasıl geberdiler ve geberecekler? Ee, Allah onu öyle tuzağa düşürdü. Hiç beklemedik. Musa kim ya Musa? Onun karşısında bir gücü mü var Musa Aleyhisselam? Öyle zahire baktı. Sonra arkasına düştü malum. Nehre geldi. Ondan sonra devam et dedi. Ya Rab ne yapacağım? İşte Cebrail Aleyhisselam geliyor. Nesini vur dedi? He? Asa. Asanı vur. Asa ile denizi denizdi yani gibi. Nizda. Ikiye böldü. Asa nedir? Asa ile ikiye böldü. 20. sözde asa neydi? asa nerede kullanıyor? Güç neydi Mustafa? Asa. Ahir zamanda güç kimin eline geçecek? İlmin. İlim. İlmin eline geçecek. Teknoloji kiminse 50 tane 500 tane uçak gemisi o kadar mühim değil. İki tık ileride teknoloji geçtiğinde onlar çöp oluyor. Tarih böyle değişiyor. Ve Asa Musa Aleyhisselam'ın asası bir maddidir, bir manevidir. Manevi asa risale Nur'dur ve onun temsilcisi Asay Musa'dır. Ona sahiptir. Yani sihir yapıyorlar. Ee, Ayasofya'da sihir yapılıyordu. Ayin yapılıyordu. Yani turizm namı altında. O çok şükür o sihir ve büyü yayınlaması bitti. Fakat şu anda havaya yapılıyor. Asa Risale-i Nur'u okumayanların durumu iyi değil. Çünkü benim tespitim, işinde bu konuda tevazu yapmıyorum, ehliyim. Ben rüyacıyım diyorum, öyleyim. Tevazu yapmıyorum, insanın altına söylüyorum. Ee, ruhsal şeyler, hastalıklarla aman aman her dersimde meşgul oluyorum. Hava alemini, sihir yapılıyor. Bunu ancak huruf-u mukatta ile, latif nüktelerde söylüyorum. Bunun da açılımı, asayım-ı saat. İster dinlesin adam, ister dinlemesin. İster bunu kale al, ister alma. Asın mücedidini tanımayan cahili öyle, ölümüyle ölür. Risale-i Nur'a ciddi teveccüh etmeyen maddi ve manevi sıkıntıda olduğunu Emir Dağı'nda söylüyor. En muzdarip, bunların içinde en rahat olan ehl iman, hasetten ehl tahkik ve risale halis, sadık talebeleri olduğunu söylüyor. söylediklerini naklediyor. Maddi asa ilim olacak. İlim ve Adalet belagat diyor. İlmin ve belagatın eline geçecek diyor. Adalet sen de görünce, bir de ilim sen de görünce kafirler bile senin arkana takılacaktır. Şu anda Türkiye'nin hakikaten sömürmeye değil onlarla beraber kalkınmayı götürüyor Afrika'da. Bu da gözüküyor. Fakat tam olamaz tabii. istediğin olamaz. Adamlar Sif Tayyip'ten bekliyor. Ya niye şey yapmadı? Değil Tayyip, alem İslam ittifak etse bu küfrü durduramaz. Ancak alem İslam, alem İslam'ın ittifakı ve Hristiyanların hakiki ruhanileriyle beraber olunarak olur diyor. Öyle mi abiler? Dediğimde öyle geçiyor. Düzeltin benim yanlışımı. Yanlış duyulmasın. Yani. Eksiğim olabilir ama yanlışım olmasın. Yani değil bu küfrüm. Peki İsrail nedir? Küfrün mutlakın küreselcilerin yılanın başıdır. Onunla beraber o gidecek. Aynı anda gidecek. Küfrün başı küreselcilerin şeyi, siyonistlerin başı ortada Müslümanların içerisindeki yılanın başı İsrail. O gittiği zaman da o gidecek. Beraber gidecekler. Çünkü böyle olmuş. Ondan sonra ben şimdi 500 Maide Suresini 23. ayette Elbab'ı geçtiniz mi? Elbab kapı. O kapıdan geçtiniz mi? Yakub Aleyhisselam çocuklarına söylüyor. Farklı kapılardan girin. Ve dikkat ederseniz farklı kapılardan giriliyor. Peygamber kısaları aynı bir tamamıya cehran ediyor. Evlatlarına diyor ya farklı kapı 11 tane çocuğuna. Dikkat ederseniz tam 11 tane kanal var şu anda. Peki Musa Aleyhisselam'ı takip eden oradaydı. Ondan sonra geçiyorum buraya. Musa Aleyhisselam'ı takip eden Firavun her şeyiyle nereye kadar geldi? Oraya. Peki neyle şey yaptı? Onu tuzağa çekti. Oraya boğdu. Asasıyla açtığı nehir. aç Zahir manada onlar Dicle ve Fırat'a. Onlar Dehrizör denilen bir yerde Dicle ve Fırat Basra köpsünü dökülen o en yakın olan ada. Bu da Cezire, Cizre Mardin'den oradan başlar. Yani Cizre Mardin'den buraya yakın Sincan'dan başlıyor. Afrin'e kadar gidiyormuş. Bu orada olacak. Maddeten, şeklen aynen orada boğulacaklar. Ustadımızın talebesi Tahsin Tol abi'den bir de hatırlanaklayayım. Diyor ki hulasa Ustad demiş ki bir millete Allah iki tane musibeti vermez. Hem sufyaneti hem savaşı vermez. Onun için savaş Türkiye'nin dışında olacak. Hakikaten öyle. Sincan'dan baştan Afrin'e kadar olan Cizre ve Mardin'den yakın bir yerde. Türkiye'ye yakın bir yerde. Oraya kadar olacak. Orada olacak diyor. Diyor ki ustadın gayrimüteşirinde geçiyor mektubatta. Türk milleti ve Türk ordusu. Türk milleti derken yöreseldir. Türk milleti ve Türk ordusu kılıcını ayağına vurdurmaz, düşmanına vurdurur. Ağlayan alem İslam'ı İttihat İslam'la İslam güldürür. Orada gücü görecek alem İslam ve kendileri de zaten söylüyor. Tayyip için diyor, yani Türkiye için diyor. Bu diyor lider, Türkiye'nin lideri değil, ehl Sünnet'in lideridir diyor. Bu artık kabul edilmiştir diyor. Bunu İsrail'in emekli genel kurmay başkanı diyor. Bu vaalam bizim Müslüman küçük hesap yapıyor. Sen yap canım. Küçük kafalar küçük hesaplar yapar. Adam ne hesap ediyor? Bu diyor Türkiye'nin değil alem İslam'ın ehl sünnet ve cemaatının lideri oldu diyor. Emrettiği anda sınırımıza diyor. Bunu yazılarının videosunu biliyorsunuz. Ne kadar insan toplar diyor hemen. 3 gün içinde kaç milyon dedi? O diyor Genelkurmay Başkanı diyor. eski. 2 milyon. El üstüne toplar diyor. Hatırlar mısınız eskiden beri söylerdim. Hatırlarsınız eskisiniz. İsrail, İran, Amerika aynıdır. Aynıdır. Fakat iç patlamadan korkuyor. Çünkü 20, 20 20 milyon, 25 20 milyon resmi. Ama tahminen 25 milyon Sünni Kürt var. 50-55 Azeri Türk var. 20 milyon İran'da bahsediyorum. Fars var. Az var ya. Yani. Farslar Kürtlerden bile, ehl Sünnet'ten bile azdır. O İran'da bahsediyorum. ehl Sünnet ve Hanifi Şii mezhebi ve Şafii mezhebine bağlı olan ehl Sünnet. Çok şükür. Böyle. Şimdi bu Firavun arkadan takip edecek. Oraya gelecek. Çoluk çocuğu her şeyini getiriyor. Ve Tahsin talabi diyor ki Türkiye'nin dışında olacak. Dicle ve Fırat arasında olacak. Ondan sonra orada onları orada gömecekler diyor. Ve Şam fethedilecek. Ak camide o şekli zahiri de tahakkuk edecek. Namazı orada kıldıracak. Sonra öte Cuma olacak. Cuma Şam fethedilecek. Deriz bu Cizre'nin yakındaki oradaki muvaffakiyetten sonra Şam fethedilecek. Şam'dan sonra Cuma tabii. Öteki Cuma Mescid-i Aksa fethedilecek. Ve çok tuhaf, çok garibinize gidecek. Türk ordusu yani o ehl sünnet, işte coşmuş, cuş olmuş ordu. O savaşsız e, Mescid-i Haram'a, Haram-ı Şerife'ye girip hacı olacak diyor. Yani onlar kaçacak. Onlar... Yahudilerden dönme gözüken şekilde Müslüman gözüküyor. O hepsini demem. Müslümanları vardır. Ama yönetim şu andaki Suudi Arabistan diyorum. Tayfi Yahudilerin şeydi. Şu anda da ve Vesselam Efendimizin evi çöp gibi bilen biliyorsunuz. Harabe koymuyor. koymuyor ve girmiş gazeteci girmiş yazmış çekmiş çekmeyeceksin dedi ama çekmiş nasıl çekmişse içi harabe zaten koymuyor ama bazıları öyle girmiş. Ama 100 seneden beri munafıklık yapmış o meşhur munafık kimdi? Lawrence. La La müze gibi yapılmış, müze yapmış. Yani böyle şey. Demek ki orada aynen tahakkuk edecek <gülüyor> inşallah. Velatecidennehum ahrasen nas ala al hayat. Ve tara kesi lamin homusarı fil ismiv al odvan ve kelimihumusuhtalabiz labiz semakanu yamalun ve yasauna fil arde fasaden ve Allahu la yubul mufsidin ve kadeyna ila ben İsrail fil kitab ile tursidin fil arde maratini ve ve taasal fil arde mufsidin ben bir meallerini okuyayım sonra ustad oradan çıkarttığı manasını okuyayım. Bakara suresinde geçiyor bir tanesi 96. ayette Vele teciden ennehum ennehum ahresen nase hayat 96. ayet Bakara sen onları hayata karşı insanların en hırslısı olarak bulursun diyor. Ve tere kesira minhum fil ismi vel udvane ve ve eklihimu suhtel bi sema ma yamelun. Bu da Gene Bakara 2.62 onların çoğunun günaha zulme ve haram yemeğe koşuştuklarını görürsün. Ne kötü bir şeydir o yaptıkları. İlgimi çeken aşağıda olacak. 64. ayette bir altında. Onlar yeryüzünde hep bozguncu, bozgunculuğa koşarlar. Yeryüzünde. Çünkü niye koşarlar diye kendi merak ettim. Yahudiler zaten sizin bildiğiniz gibi. Niye yeryüzünde diyor da İslam memleketi ne demiyor? Kendileri e, doğuştan imtiyazlı olduğunu haşa tövbe estağfurullah Tanrı'nın çocukları olduğunu ve sultan ve efendi olarak doğduklarını Yahudinin dışında kim olursa olsun Amerika olsun Fransız Rus olsun Türk olsun Müslüman köpek ve köle olarak doğar. Yahudinin kölesi diye işte onlar yeryüzünde hep bundan bozgunculuğa koşarlar. Yani sık Müslüman çocuğunu kesmiyor. O Amerikan'ın savaşında Amerikan'daki o komutan bile Tayvan'da mı nerede onlar kız çocuklarını bile bunlar niye böyle kesiyorsun, niye duruyorsun inancını uyguladı. Bunlar insan değil, insana benziyorlar. Ne kadar kesersek o kadar e, kendimiz sitemizi çıkarız. Bunlar hayvandır. Bize hayvan ve köle olarak verildi. Yahuda bize Bunları köpek ve hayvan olarak verdi. Rahatça kesmesinin sebebi insanları, sırf Müslüman değil hepsini, köpek ve köle olarak gördüğü içindir. İnsan görmüyor. Ama Hasan abi Allah onların nesini domuzlar ve maymunlar çevirmiş. Nasıl oluyor? Evet. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu hatırlatmak için Abdurrahman. Peygamberimize hakaret ettiler neyse o geçerken. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ben domuz ve maymunların torunlarını muhatap almam. Bu kadar dedi. Vallahi Resulü bu sözü için diyor ki hayatımda en çok üzüldüğüm söz. Keşke demeseydim dedi. Ee, hatırlattı dedelerini. Oysa Kur'an'da ayet. Yani maymundan insan gelmemiştir. Ama insanda maymun olmuştur. Kısa bir dönem oldu ve Allah kaldırdı onları. Onu hatırlatınca Yahudiler ne dedi biliyor musun? Ne biçim ahlak ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Yahudiler ne demesi lazım? Acayip ya Muhammed. Senden hiç bunu beklemezdik. Ulan sen küfür ediyorsun. Hakaret ediyorsun. Ben sana hakaret değil. Vallahi kafana böyle toz gibi zerdim gücüm varsa. Sahabesi oldu halde. O kadar dedi ya. Acayip ya Muhammed. Senden hiç bunu beklemezdik. Ben de diyor şey yaptım üzüldüm demeseydim. ne hakaret etti. Her şey dedin ya. Bir peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatını okurken bir orada mahzun oldum diyor. Ama Kur'an'dakini söylemiş yani. Nerede bilecek? Allah etti sizi. Domuşi. Evet onların bir kısmını yapmış. Domuz. Ve nesli bitmiş. Hakikaten bizi herkesi hayvan görüyor ya dediğin gibi. Ama onlar aslında domuz ve maymuna çevirdik diyor. Allah diyor ayette. Nasıl bir şey? Yani bunların kini bize değil, insanlık düşmanıdır. Bunu düşünüyordum eskiden. Ya bu insanlık düşmanının sırf Müslümanlar değil. Dünyanın nasıl anlayacak diyordum ya. Dünya her tarafa geldi. Toplandı İsrail'i yok ettin o kolay. Yahudilik biter mi? Bitmez. Ama her tarafta Yahudi ortadan kalkması lazım. Her taraf Yahudinin hakiki yüzü münafık ya ortaya çıkması lazım. Şu anda bir Müslüman kendisini yakan yok. Protestan ama bir Hristiyan hem de pilot kendini yakıyor. Amerika'da hem asker ve nasıl bir protestoy? Nasıl Türkiye'den daha fazla Hristiyan dünyası ayakta? Bu tüm Müslüman Hristiyan dünyasının ayağa kalkması normal mıdır sizce? Bizim Müslümanlardan daha fazla? He? İslevi ise ittifakı. Demek ki birileri vardı ortada. Birileri var ki oluyor birileri var nasıl olacak garip yani Müslüman kalkması gerekirken Müslümandan dolayı Hristiyanın kalkması ve acayip acayip şeyler olması bundan peki 2. Dünya Savaşı'nda mağlup olan kimdir biliyor musunuz devlet olarak Almanya başka Japonya, He? Japonya. Te iki tepe devleti birkaç tane de say İtalya başka Japonya dedik bir de Güney Kore Amerikan içeriğine girdi. Bir de İspanya. Şey olmuş. Şu anda Almanya ile Japonya Amerikan sömürgesi mi? Evet. Ben anayasasını söylüyorum. Bilerek söylüyorum girin YouTube'da da görürsünüz. Almanya devleti diye bir böyle devlet yok. Almanya federal şirketi diye geçer anayasasında. Almanya'yı işgal ettiği zaman Amerika ile anlaşma yapıp Amerika çıkmamıştır. Devlet olarak görmediği orası eyaletidir. Yani Türkiye, İstanbul'la anlaşma mı yaptı? Kendi yeri. Almanya federal şirketi diye geçer. İfras ettiği zaman diyor şirket, Amerika'ya bağlanabilir. Yedi Eyalet'in başkanı, başbakan gibidir. Merkezi hükümetin dışında karar alıp Amerika'ya müstakil bağlanabilir. Anayasalarından söylüyorum. Kırkıncı mı neydi Böyle bir devlet statüsü yok. Bakın Almanya ile Amerika'nın anlaşması var mı? işgal etti, mağlup etti. Anlaşma var mı? Yok. Çünkü orada Amerika. Peki bu millet bunu biliyor mu? Ben biliyorum da. Biliyor. Bu ikinci millet bundan intikam almak istemez mi? İster değil mi? Japonya bizden daha hassas. O da sömürge. Kurtulmak istemez mi? İster. Güney Kore vesaire. Peki niçin iş yapamıyor? Çünkü başlarında Yahudi. Bu sömürgesi kim? Amerika. Amerika'nın aleyhinde Fisali Nur'da bir şey var mı? Yok. Hepsini topluyor. Amerika'yı yan şartta ikiye ayırıyor. Bir hakiki İsevi dinine rehber yapan, Müslümanlarla şu anda omuz omuza vermeye başlayan, bir de zındık komite. Biz de iki kişiyiz. İman küfür. Avrupa'da ikidir. Bir şey söyleyeceğim şimdi. Şey Amerika ikidir. Bir zındık komitesi işte azınlıktır. Bir de Hristiyanların hakiki ruhanileri alem İslam'la ittifak edip beraber olacak grup. İran ikidir. Bir Şiai velayet, iki Şiai siyaset. Reisi Şiai velayetten olduğu için götürdüler. Şu, reisi onu. İran onun için İsrail'le, Amerika'yla İran aynıdır. Hangisi? İran'ı ayıracaksın. Şii siyaset olan guru. Onun için içeride e, çorba gibi kaynıyor İran. Yani atsa bir türlü atmasa bir türlü. Şiai velayet Müslümanlarla beraberdir. Şiai siyaset onlarla beraberdir. O koordinatları verip suikastı yapan Şiai siyasettir. Öyle sağa sola böyle baş şey yapmayın. Ben sizin merakınızı külliyatla cevap vermeye çalışıyorum. Külliyattan söylüyorum bunları. Emalarda geçiyor. Şia'yı velayet, Şia'yı siyaset. Komple İran deme. Ha. Türkiye'de ikidir. X, Y ve Z. X, Y var. Avrupa'da ikidir. Hakiki ruhanileriyle ittifak etmiş. Ve Bismarck. Ben Almanya'dayken Almanya'da bir ihtilal oldu. Fazla Türkiye'de gelmedi. 40 tane hem her akademisyen vardı hem subay vardı işlerinde. Asker çok vardı. Fakat muvaffak olamadılar. Bismarck komitesi. Ben Bismarck'ın heykeline gittim. Irmağın kenarına koymuşlar öyle. Bismarck öyle. Aki kişi ve gizli Müslüman. İşaret icazının arkasında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e metiye yazan zat. Risale'nda geçiyor. Bismarck. O orada koymuşlar. O zaten e, e, prensti. Kralın şeyiydi. O geçecekti. Şöyle oldu. Peki Amerika 2'dir. Amerika hakiki dinini, Hristiyan dinini hakiki distürü ihtiyaz edince dizginini alacak ama hadisesiz almayacak. Şu anda Akdeniz Hafızası'nda böyle bir ciddi patlak olursa Amerika'dan ve İsrail'den kurtulmak isteyen devletler bizden önce Amerika'ya vuracak. Anladınız mı kimler olduğunu? Onun için endişe ediyor. Kurtulmak isteyen kaç devlet var? Amerika'nın kim sömürüyorsa o otomatik olarak fıtraten hürriyetini almak isteyeceğinden onun o kalsın diye onlar vuracak. Oradaki Akdeniz Havzası'ndaki gemiler onlar gibi gözüküyorken onlara vuracak. Ve şu istikbal inkılabı, inkılabı içerisinde en yüksek yursa da İslam'ın seza sadası olacak. Ve alem İslam'ın bayraktarlığını kaderin ramına Türkiye'ye verdi. Bu millete, bu coğrafyaya verdi. Bu Cemahiri i Muttefika İslami, 2. Emirda 76, sayfayı söylüyorum. Sayfalar saymıyorum artık, hepiniz bilen insanlarsınız. Cemal-i Muttefika İslami'ye, nasıl ki NATO-Varşova paktı gibi bir pakt kuruluyor ya, bu İslam Birliği'nin adı Cemahiri Mutefika İslamiye olacak. Bunun başına Türkiye geçecek. Ondan önce İslam Birliği'nden önce Asya Birliği olacak diyor. Ve bu olay olmadan önce Türk Birliği, Asya Birliği, Asya Şurası, Malezya, Çin, Rusya, Türkiye Cumhuriyetler, Pakistan, Şurası, Alem İslam'dan önce bir oldular. Onun ilk meyvesi Karabağ'dır. Alem İslam'ın AB olarak kabul etmesi Arapların bunun meyvesi de Cezayir şey hem Cezayir, Libya, Suriye'dir. Halkı <laughs> kucak açması her gittiği yerde şehir kuruyor, yıkmıyor, yakmıyor onlar gibi bu millet yani. Biz yani. Siz bu milletin askeri gidiyor. Evet şeyde İsra 17'de İsrail oğullarına Tevrat'ta şöyle bildirdik. Siz yeryüzünde iki, iki kere fesat çıkaracaksınız. Sonra evlerin arasında sizi arayacaklar dedi. Sizi yok edecekler. Sonra biz size iki şey vereceğim diyor Allah devamında. Bir mana ayeti söylüyor. Bir, beklemediğiniz bir şekilde servet, güç, bir de ummadığınız bir tarzda nesil vereceğim. Hiç bu kadar olmamışlar. Fakat siz bozgunculuk yaparsanız ben de size üzerinize zulmümü devam ettireceğim. İkinci ikincisinde ummadığınız bir güçte bir salih kullarımdan birisini size musallat edeceğim. Keşke zaman olsa da <laughs> bu kurt, aslan, horoz, domuz, ayı simgelerini size anlatsaydım. Milletleri Alimler hayvanlarla anlatmış. Horus kimdi? Fransa. Domuz kimdi? Avrupa. Ayı kimdi? Rusya. Aslan kimdi? Türkiye. Araplar. Kurt, Türkiye coğrafyası. Peki, kurt diyor ruhu aslan, aslanlığa bürünecek. Aslanlık yapacak. Tevrat'ta da öyle diyor. O cengaver aslan diyor meşelikten çıktı oysa aslan meşelikte olmaz ova gibi olur. Meşelikten kuzeyden çıktı sizi tahrip edecek, yok edecek millet çıktı diyor. Geliyor. Siz yok edecek. Tel Aviv'e yani şehrin şehrin şeylere hısın o evlerin altına girin, sığının, borazanlar çalın. Cengaver olan o aslan peki aslan Arapken niye asla şey kurt ruhu aslan sıfatını takılmış geliyor diyor. Peki aslan Araplardır. Kurt Türkiye'deki coğrafyadır. Bir millet değil. İslamiyet zaten el İslamiyetül asabiyetil cahiliye. İslamiyet menfi milliyetçiliği haram kılmıştır. Kalbinde iman olan, kalbinde iman olan Allah Resulü'nün hutbe veda hutbesinde ayağının altına aldığı menfi milliyetçiliğini bir Müslüman kafasının üstüne alamaz. Ben eksik mi söylüyorum? Menfi milliyetçiliği nereye koydum diyor. Ayağımın altına aldım diyor. Menfi milliyetçiliği de bir Müslüman kafasına koyamaz bilerek. şuursuzsa bilemem. O Allah ile mesele. Peki. Müsbet İslam'a hizmet eden. Mesela tabii ki onlar yok sayılmaz. Türktür, Küt'tür, Araptır, Kosova'dır, Rus'tur. Ona hizmet eden ama dinin öne çıkan değil. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Arap'tı. O Kürt'tü, o Türk'tü, o Çerkez'di, o Rus'tu. Ama Allah nereli? Süleyman, şey, Selahattin Allah nereli? her şeyin sahibi. Dinimiz öyle. Böyle bir. Biz kimiz birbirimize? Allah bizi ne yapmış? Kardeş etti. Elhamdülillah. ne olacak? Kardeş olun diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da öyle diyor. Ey Müslüman kardeş olun kardeş diyor. Biz kardeşiz. Hem de can ciğer bir kardeşiz. Çanakkale'de görürsünüz. Kimler yatıyor orada? Evet. O ikinci kez size musallat ettiğim zaman diyor, ortadan kaldırılacaksınız. Allah'ın o müjdesi geliyor. Geliyor. Dicle ve Fırat geberecekleri yerlere geliyorlar. Çünkü orada da öyle demiş. Firavun da öyle geldi de. Firavun Musa'nın peşine giderken aslında Musa'nın peşine mi gitti? Boğulacağı, gebereceği mezarına gitti ve asa ile gömdü. Asa ile gömeceğiz onları. Asa. Hem maddi asa hem manevi asa. Ustad manevi asanın Risale-i Nur olduğunu, asay-ı Musa olduğunu söylüyor. Abi peki ahit sandığı maddi olarak da verilecek mi? Ahit sandığı maddeten de çıkacak ama o hükmünü mana ile beraber icra edecek. Kimin elinde olacak? O manevi asa kimin elinde ise Maddi ahı sandığı da onun elinde olacaktır. Hiç alakasız, münasebetsiz, hiç kimse bir şey yapmıyor. Ayasofya açıldığı zaman Ayasofya'nın semasına doğru gösteri yapıldığını hatırlıyor musunuz o ışıkla? Ahı sandığıyla ne alakası var Ayasofya'nın? ve Allah'ın kulu sormayacak mı bunu ya? Ahı sandığıyla ne alakası var? Ya peki ki... Yahudiler en çok hangi peygamberi arıyor? Kimin elindedir en son ay sandı? Hangi peygamberin elinde kayboldu ve onu arıyor? Ve onların kitabında da o peygamberin elindedir. Onu onu kabrin bulursak oradadır ay sandı. Hayır, yok abim, yok. Kim dedi o de? Daniyan. O çıktı mı çıkmadı mı? Evet. Kim çıkarttıysa ait ah sandığı da ondadır, oradadır. Evet. Nerede çıkarttılar? Mersin. Mersin'de çıkarttılar. Sonra garip bir şey brandalarla vesaire onu üstünü uydudan çekilmesin diye falan. Kazı yapıyorlar canım. Altın çıkarıyorlar. Yani Müslüman şuurlu olacak kardeşim. Her şeye rağmen yalan demeyeceksin. Bir. Yalan demeyeceksin. Haram yemeyeceksin. Davandan dönmeyeceksin. Davanı ucuza ve çabuğa çabuk sırt dönmeyeceksin. Bakara suresi. Topuğun üzerine dönmeyeceksin. Ucuza ve çabuk. Birbirimize sırt dönmeyeceğiz. Biz kardeşiz. Allah yapmış bizi kardeş. Dava adam oluyor. Yalan söylemeyeceğiz. Her şeye rağmen. Sıdk sahibi olacağız. Haram yemeyeceğiz. Yalan demeyeceğiz. Birbirimizi ucuza ve çabuk satmayacağız. Ha? Ne olursa olsun. Ölüm dahi olsa doğruyu söyleyeceksin. Bu sözüm size tesir eder, beni biliyorsunuz. Senin mi dediler bu? Benim dedim. Oysa delil değildir YouTube'daki bir video. Ama ölüm dahi olsa yalan yok kardeşim. Yalan demeyeceksin. Haram yemeyeceksin. Birbirimize sırt dönmeyeceğiz. Çabuk ve ucuza birbirimizi satmayacağız. Allah'ın kulları. Kardeş olacağız. Dava adamı olacağız Allah'ın izniyle. Allah şimdiye kadar yaptığı gibi bundan sonra da yapacak inşallah. Nusretini devam ettiriyor. Ettirecek inşallah. Şurayı da okuyayım. Yahudilere muteveci şu iki hükmü Kur'an'ı o milleti tanıyalım diye. Ondan sonra keseceğim biraz. O milletin hayat-içtimai insaniyede dolap hillesiyle çevirdikleri dolap. Dolap nedir? Dolap. Dolap hillesi oyun, başka hile. Arkadaşlar borsadan tutun en önemlisi gazete parçası para yapmış. Hiçbir servetin malları yoktur. Allah zillet yapmış ama çok zengin. Gazete parçasını, kağıdını basıp para oluyor. Muadili karşısında onun yerine bir altınları yok. İsrail bankası şey ya, şey Amerika'da kendi yani İsrail basıyor ya. Amerikan parası. Bak adam başkan dedi işte ben paramızı biz basacağız. Adamın neler başına gidiyor. Kasteyi basıyor para oluyor. Onunla aldığı binalara altınlara onun mudur? Değildir. Bunu herkes biliyor. Haraca bağlamış. Bak dolap ya. Hile. Görüyor musun? Yeksiğimi düzeltin. Kasteyi basıyor para oluyor. Merkez Bankası'nın altın yok ki şunu belki de 10 katı Amerika'nın borcu var böylelikle dünyaya. O dünyada dolaşan dolar geri gitse 10 tane Amerikan kıtasını alır. Kaşılı yok. Basıyor öyle. Basıyor. Para oluyor. Kaşılı yok. Ha. Dolap. Görüyor musun şu? Kulü Risale'deki. Şu iki hükmü Kur'an'ı o milletin hayat içtimai insaniyede dolap hillesiyle. Dolap. Dolap çeviriyor çevirdikleri yani oradan başlayıp bahis soyunlarına kadar. Dünyada bütün faiz sistemlerinin sahibi onlardır. İsrail'de faiz almak vermek yasak. Bütün kumarhaneler onundur. İsrail'de kumar olmamak yasaktır. Dolar pillesiyle çevirdikleri şu iki müthiş dustur umumiyeyi tazamun eder ki hayat içtimai beşeriyi sarsan bak cemiyet hayatlarını Rusları Zaten üç devlet kurduk diyor. Onlar söylüyor. Ve üç devletin e, kurucularını İsrail meclisinin önünde büstü vardır. X, Y, Z. Üç tane devlet kurduk diyor. İsrail meclisinin adı neydi senin? Davut. Davut. Bak sen de Davut. İsrail meclisinin önünde üç tane büst, büstü var. Heykel. Orada söylüyor. Biz üç tane devlet kurduk. X, Y, Z diye devlet. Çıkarsın bakarsın X devlet neresi? Haritaya bakarsın öyle bir devlet göremezsin. X devlet, Y devlet, Z devlet var. Vardır kardeş gidin bakın. Tamam. Duydu. Duydu. Ha çok iyi. Hayat içtimai beşeri Müslüman şuurlu olsun. İçtimai beşeri sarsan bak cemiyetleri hangi bir devlette bir sıkıntı varsa ekonomi bir ahlak, bir şey ihtilal bir şey yani ihtilal ne varsa bu onlar. Altında bunlar var. Mesela Ukrayna Yahudi adam. Osman bu Osmanlı düşmanı. O komedyen var ya Türkiye'deki gibi. Ha bu da komedyen komedyendi. Öyle geçirdiler Yahudi. Öyle bak ne hale soktular. Ha? Nerede bir fitne fesat var, bir sıkıntı dünyayı söylüyorum. Atlarında bunlar var. Nasıl yapıyorlar? Sayu ameli sermaye ile mübareze ettirip fukarayı zenginlerle çarpıştıran, fakir zengin kavgası yaptıran, Türk-Kürt kavgası yaptıran, Sunni Alevi yaptıran, sağcılık solculuk yaptıran, sen ben yaptıran bütün Türkiye'deki sıkıntının temeli bunlardır. Hepsi ama. Ama organize çalışıyorlar. Medyasıyla, televizyonuyla, siyasetiyle. Bunların derdi siyaset değildir. Siyasi yaparlar. Para değildir. Para ile yaparlar. Bunlar medyası ile, ekonomisi ile hep beraber yaparlar. Organize oldukları sistemin adı masonluktur. Bunların da başı küreselcilerdir Amerika'da. Bunlar fakir fukarayı çarpıştırıyorlar. Zenginlik, fakirlik. Böyle emek, sermaye gibi. Böyle sayu ameli sermaye ile mübahanez ettirip. Yani emekle sermaye. Mesela işçi ile para sermayesini çarpıştırıyor. Mesela ağaç meselesi değil mi Taksim'deki? Ne ağacını anlamadınız mı diyor adam. Ne ağacı dedi ya. Aynı 10 yapanların 15 gün mü? 10 gün sonra Çatalca'da ormanı tarvar ettiler. Aynı şey. Onlar o zaman da gene o siyasiliydi. Onların siyasi vardı. Orman gitmiş. Yani anlamıyor musunuz? Bizim köprü müprü dediğimiz yok diyor. Şey, ağaç maç, ağaç kesildi değil. Köprü yapmayacaksınız diyor. sanayi bırakacaksınız diyor. Tamam. Nükleer santral kurmayacaksınız diyor. Ne alakası var ya? Tabi. Anlamıyor Müslüman. Çok şükür. Olsunlar açığa çıkmaları daha iyidir. Yani diyor ki sahibi amelle yani emekle parayı sahiplerini sermayeli mübarez ettirip fukarayı zenginlerle çarpıştıran, muzaaf riba yapıp bankaları tesisine sebebiyet veren. Şimdi nasıl çok çık? Uyarıyorum sizi. Kimin faizli parası varsa olmaz ama Allah ve peygamberine savaş açmaktır. Al ya, bankaya yanaşmayacaksın. Ne yapıyor biliyor musun? Ne yapacak? Şimdi arabasını satıyor. Arsasını satıyor. Dairesini satıyor. Banka yüzde elli şimdi Türkiye'yi söylüyor? Bu yüz bin liraya, elli bin lira geliyor mu? Öyle mi geliyor? Yüzde Peki bu kadar bedava gelmeyi, parayı alışan bir milleti alıştırır, alıştırırsan bir anda yüzde beşe faiz düşerse o gelir olmayınca bu millet ne yapacak? İsyan edecek. Sefi millet olursa. Paraya alışmış ya. %50 alırken yüzde iki olur mu? Onun için Amerika'nın yaptığı Çin'deki gibi malı çekiyor, okyanusa boşaltıyor. 2 lir, 2 dolardı Çin'in bir Çinlinin işçi aylığı. Sonra 100 dolar, 200 dolar tabii çeke çeke onları da fazla çalıştırayım diye Çin onların çıkarttı şimdi 500 dolar aylıkları var. Sonra almayacağım deyince ne yapacak? İçeriden çökecek. O 500 dolar bekleyecek Çinli. Yok, mal satamıyorum ki sana vereyim diyecek. Türkiye e, faiz alıştıracak. Alışaşa, alışacak alışacak evi satmıştı zaten. Arsayı da sattı, daireyi sattı. Şimdi onları geri alamaz o parayla. Parasını alsa bile. Yüzde ikiye bir anda düşerse faiz. O hazıra alıştığın para bulabilecek misin? Bulamayacaksın. O zaman ne yapacaksın? Saldıracaksın. Ya fuhuşa diş etilecek. Ya kavgalar başlayacak. Ya birbirini yiyecek. Şu anda %50'yi çıkartıp bak muzaf riba yapı bankaları tesise sebebiyet veren. Peki bu adam niye müsaade ediyor? Bu adam %20-25 devlete hakim. Nereye hakim %100? Bir sürü komiteler var. Yapan ve hile ve huda ile aldatma ile cemi mal eden bu millet. Hile, huda, huda aldatma ile malı toplayan mal eden o millet olduğu gibi. Yahudi. Mahrum kaldıkları daima yani peki bunu yaptığı yerde nerede var? Her tarafta zulüm var. Almanlar bilmiyor mu? Alman bir yerde tepki olmasa oradan kanun çıkar mı? Çıkmaz. Yahudinin aleyhinde bulunmak, Hitler'i met etmek, Almanya'da suçtur kanun. Ne için bu kanun çıkmıştır sizce? Yahudi katliam yaptığı için. Evet gibi. Peki tamam da bu kanunu niye çıkartıyorsun? Halk da bu ne oluyor dedi. Ben oradaydım. Bu ne oluyor dedi. Her sene şu kadar haraç veriyoruz. Özür diliyoruz. Adam kilisenin 50 eurosunu vermiyor. Bizde SSK kesildiği gibi işçinin 50 eurosu kesilir kiliseye. Ama ben ateistim, dinsizim, ben kesilmesin ders işçi para kesilmiyor 50 euro. Atist oluyor. Ama nikah ve nasıl kalkmıyor. 50 euro için kiliseyi terk eden bu Alman milyar dolarları İsrail'e gittiğini bilmiyor. Peki hayat peres 50 dünya bu Alman ne yapacak bunu içen önce. Tepkileri olunca bastırmak için kanun çıkarttı. Bir yerde kanun çıkıyorsa o yerde tepkiyi kontrol edemiyorum demektir. Koruma kanunları ondan çıkar ihtiyaçtan çıkar. İhtiyaç olmasa çıkmaz. Tepki var demek ki Yahudi'ye vesaire. Cem'i ee, Cem, i, Cem i mal eden o millet olduğu gibi mahrum kaldıkları ve daima zulmünü gördükleri hükümetlerden ve galiplerden intikamlarını almak için bak her çeşit fesat komitelerine karışan bak 402'den okuyorum size. her türlü fesat komite buradan işte söyledim Nerede ne varsa Yahudi bak nereden çıkarttım onlar hep böyle zulme uğradı ya zulme zillet ve meskenet Filistin meselesine de 507 söyle şu alardan hafif dokunup geçeceğim galiplerden onlara kim zulmetmiş onlardan intikamlarını almak için o devletlerin her çeşit fesat komitelerini karıştıran mikser gibi karıştırıyor her yeri karıştıran her nevi ihtilale parmak karıştıran Gürcistan'daki ihtilali de Rıza onlar yaptı Kadife devrimi Arap bağrı falan hep o Kadafi götüren o her nevi ihtilale parmak karıştıran yeni o millet olduğunu ifade ediyor ona çalışanları ölüm süsü veriyor okyanusa attık diyor yok eti değiştiriyorlar başka bir kimlik tam vazifen bir taferim şimdi yaşa diyor. peki Filistin meselesi ve durubet alihimu zilletü vel meskene kaçıncı şeyde geçiyor? İkinci surenin Bakara suresinin 60. Bin. ayeti. Onların üzerine bir zillet ve yoksulluk damgası meskenet vurduk diyor. Aşağılık yani. Diyor ki ayeti celilenin bir nüktesi. Bunu çok ders yapıldı yapıyorlar. Ben başka bir noktaya vereyim. Aziz Nur kumandanı komutan bu. Refet abi komutandı. Komutan diliyle cevap veriyor. Çok önemli. Kime cevap veriyor? Komutana. Komutan diliyle cevap verecek. Ve Kur'an'ın hadimi kardeşim Refet Bey. Yahudi milleti ki ne kadar niçin durabildi? Bu hayat milletin seçisi şu. Karakteri. Yani mesela e, bu coğrafya, Türk coğrafyası savaşçı bir millettir. Atam savaşçıdır. E, ondan sonra Ruslar şöyledir. Amerikalılar girmeyeyim. Bu Yahudi milletinin de secesi hubayat. Ne demek hubayat? Hayat perest. Dünya perest. İfrat ettikleri için her asırda her asırda her milletten zillet ve meskene tokatını yemeye mustahak olmuşlar. Zillet aşağılanmış. Şu anda dünyada en aşağılan güçlü gibi gözüküyor. Dünyada en aşağılık insanlık içerisinde Yahudi olduğunu herkes biliyor. Bak koca Amerika'da bir üniversitede rektör. Müslüman değil ya. Hristiyan da değil. İnsanım diyor. Rektörlüğün elinden almalarına rağmen bir de kadın direniyor değil mi? Biliyor musunuz bunu? Böyle olamaz diyor ya. Böyle bakamam diyor ya. Ben insanım diyor. Uyuyamıyorum diyor. Yani rektör ya. Yani üniversitenin rektörü ya. Son işte haftaya girmiş. Tören olacak, diplomayı alacak. Talebe eğer o yürüyüşe katılsan atılacaksın atıldı ve diplomayı bırakmış. Avrupa'da her tarafta Almanya'da gelmiyor haber. Müthiş yürüyüşler var orada. Ya bir çocuğun bayrak taşımasından ötleri pat patlıyor Yahudi'nin ya. Ötlek ya bir çocuk Almanya'da yani Filistin bayrağı taşımış. Bunlar neyi gösteriyor? Zillet ve meskene tokatlarını mustahak olmuşlar. Fakat şimdiye kadar, bu savaşa kadar, bu Filistin meselesinde Hupu hayat ve dünya perestlikisi değil. Yani şimdiye kadar Filistin kurmak, şey Filistin'de orada İsrail kurmak ve orada olmak e, dünya perest, hayat perestlikten değil. Belki Enbiya-i Beni İsrail'in mezaristanı olan Filistin. Yani Filistin bölgesi mezaristan. Hani bölge ya, hani bizim her köyün var, her mahallenin var. Buranın da var, mezarlıkları var. Filistin aslında peygamberlerin kabristanıdır. Kabristan yani büyük. Orada da cenazeleri kılınan ve manen de ve madeten de namaz kılanlar var. 124 bin peygamber. Peygamberimiz miracı oradan çıktı. Çünkü bütün peygamberlerin toplandıkları yer orada namaz kıldırmış. Dünya, dünyeli, dünya, dünyevi libasıyla ile e, gayplılara namaz kıldırmış. Mescid-i Aksa. Demek ki şimdiye kadar muvaffak olun bu savaşa kadar, bu zulme kadar e İsrail'in muvaffak olmasının sebebi dünya perest, hayat perestlikten değil. O beni, enbiyayı beni İsrail yani ya peygamberler en çok bizden geldi. Bu topraklar bizimdir. Onların kabristanıdır. Buraya ev mev olmaz. Burayı biz koruyacağız. Peygamberlerin kabristanıdır. ...ruhani maneviyatı iddia ettikleri için muvaffak olmuşlar idi. Mezaristanı olan Filistin, o eski peygamberlerin kendi milliyetlerinden bulunması cihetiyle... ...bir cihette bir emniyetli hissi milli ve dini olmasından çabuk tokat yemiyorlar. Yoksa şimdi koca Arabistan'da az bir zümre hiç dayanamayacaktı, çabuk meskeneti girecekti. Peki... Burada ne diyeceksin komutan e, ne hitap ediyor ne farkı? Bunların tokat yememelerinin sebebi Filistin'i Beni İsrail peygamberlerin kabristanı olduğundan iddiasından dolayı şimdiye kadar Allah muvaffak etti. Yani Vehhabileri Arabistan'da muvaffak olmasının bir sebebi Sufiyaniyet'in oraya girmemesindendir. Eğer muvaffak onları Allah muvaffak etmeseydi Sufyanet oraya da girecekti. Birinci sebebi bu manevi. Zahiri sebebi namazı dostluğunu kıldıklarındandır. Şimdi bu beni İsrail peygamberlerin kabrini koruyacağım ruhuyla o maneviyatla muvaffak olmuşlar idi. Şimdi ise arz-ı mevcut iddiasıyla çıktılar yola. Onun için kıkım bitti yani. Mesele din değil. Hayat, perest ve ehli dünya olduklarından arz-ı mevut. Yani e, Kur'an'daki arz-ı mukaddes. Bu arz-ı mukaddes 5'e 21, Maide'nin 21. ayetinde. Arz-ı mukaddes değil, arz mevut. Onunla yola çıktılar. Din yok bunu savaşın içinde, bu zulmün içinde. Onun için bunları sonudur. Allah hakkı ile yaşamayı, davaya sahip çıkmayı ve hizmeti i imaniye, Kur'aniye'de ihlasla, sadakatle, takva ile, iştinabı, keba ile devam etmeyi nasip eylesin. Amin. Ya Rabbi bizi bize bırakma. Amin. Biz bizi unuttuğumuz zaman sen bizi unutma Ya Rabbel Alemin. Hizmet-i imaniye, Kur'aniye'de daim ve kayım sayım eyle Ya Rabbi. Amin. Kalbimizi kaydırma Ya Rabbi. Amin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah eyle ya Rabbi. Ya Rabbi birbirimizi kardeş olanlar zümresine eyle. Birbirinizi çabuk ve ucuza terk edenlerden eyleme ya Rabbi. Evimize İslam'ın ve Kur'an'ın ve Risale-i Nur'un nurunu hakim yap ya Rabbi. Evimize maddi ve manevi, insi ve cinni, semavi varzı, hastalıklardan, musibetlerden, taun ve tufanlardan emin emineyle ya Rabbi. Allah'ım çoluk çocuklarımızdan İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştir. Amin. Bu akşam olan dersleri ya Rabbi senin dergah izzetinde nasılsa ona karip eyle. Amin. bu hakikatları, bu müjdeyi an karibi zamanda bize göstermeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi İslamiyete ve Müslümanlara gazete ve dünyada nerede Müslümanlar mücadele ediyorsa onları maddi ve manevi nüsetini yağdır ya Rabbi. Amin. Onlara düşmanlık eden ki başta İsrail, onu maddi ve manevi sevenleri kahr ile perişan Amin. eyle ya Rabbi. Amin. Ve ahir davahum en rabbil alemin el fatiha. Bu akşam İsrail niçin çocukları katlediyor? Firavunun aynı Kur'an kıssası ama budur diyemeyiz haşa hiç bin defa haşa. Mana muhteviyatı içerisinde bir masadaki firavunun kanuniyetini yapıyorlar. Bunların içerisinde benim saltanatımı kaldıracak çocuk var diye firavunu, firavun yaptığı katliamı bu değil bu Filistinli. Gelecek Filistin'in bu bebeklerden beni ortadan kaldırmasın diye bebekleri onun için katlediyor bilmeniz çok mühim. İkinci bilmeniz öz fikir. Şimdi Kadı İsrail'i muvaffak olması davasında din olduğu için, maneviyat olduğu için, 124 bin peygambere sahip çıktıkları için muvaffak oluyorlardı. Müslümanların da ihtilafından istifade ediyorlardı. Müslümanın ihtilafından ama Müslüman metozoru artık bir olmak zorunda kaldı. Evet, bu akşamki Filistin bu.